1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Az kıvır hatun. Ne öyle odun yutmuş gibi? Hadi 1-2-3, 1-2-3. Hünkârın huzuruna çıkacaksınız. Biraz daha endamlı olun, biraz daha cilveli olun hadi. 1-2-3, 1-2. Heh, şöyle biraz da böyle böyle, böyle böyle. Heh, görelim. Evet, aferin. Bak, bak ne güzel yapanlar var. 1-2-3, 1-2. Pes doğrusu. Cümle alem seferber oldu. Hünkârı baştan çıkartmak için. Ah ne öyle hünkâr olmak varmış. Önünde raks ederler. Önün için süslenip büslenirler. Hayırdır muallime? Kendi kendine söylenmeye de mi başladın? Öyle söyleniyordum hünkârım. Öyle mi? Ne söylenirdin yine? Müsaadeniz olursa bu akşam kelenciye gelemeyeceğim hünkârım. Sebep? İçimden gelmiyor. Hem zaten bu elenciyi sırf siz elenin diye teklif ediliyor gibi. Bütün harem sizi kendini beğendirmek için harıl harıl çalışıyor sabahtan beri. Olmaz öyle şey muallime. Geleceksin. Sen de bu ailenin bir ferdisin. Herkes gibi seni de orada görmek isterim. Peki. Müsaadeniz yoktur. Geleceğim mecburen. Âlâ. Sultanım, ne kadardır o güzel sesinizden bir şey işitmedik. Lütfedip bu akşam bir şeyler söylemek ister misiniz? Hünkârımız arzu ederse neden olmaz? Elbette arzu ederim. Senin sesini pek beğendiğimi bilirsin. Sen benim doğan güneşim, saadetim, hasretimsin. Sen yoksan eğer feryat benim, figan benim. Etme dili suzanıma, eyleme zulüm. Nefesim sensin, sen yoksan dayanmaz gönlüm. Biraz daha üzüm yersen içinde mayalanacak, sarhoş olacaksın. Öyle olur. Hiç olmazsam asabın düzelir biraz. Niye asabın bozuk diyeceğim ama sebebi belli oluyor. Beni de bilerek çağırdı herhalde. Bir tür işkence. Bir dizilini böyle kim icap etti acaba? Muhakkak bir erkek olmalı. Hayırlı akşamlar hünkârım. Hayırlı akşamlar Esma. Sultanım yine pek zarifsiniz bu akşam. Sen de öyle hoşyar. İyisin ya. Sağlığınıza duacıyım. İzninizle ben kalkayım. Geç otur Esma. Nasılsın görüşmeyeli? Çok şükür iyiyim hünkârım. Esas siz nasılsınız? Çok geçmiş olsun. Büyük badir atlattık. Öyle, öyle. Lakin gördüğün gibi her gecenin bir sabahı vardır. Yangın esnasında çok endişe etmedin ya.
korkmadım lakin sizin için ziyadesiyle endişe ettim. Neyse ki yağmur vaktinde yağdı da faciadan kurtulduk. Benden mi bahsederler dersin? Hünkârımız ne diyecek acaba? Babam sana ayrı bir ihtimam gösterir emanetsin diye. İnanmak Paşa'yı pek sevdiği de malum. Göreceksin bak muhakkak izin verecek izdivacınıza. Oh, hayırlısı. İnşallah. Gülfilen ne kadar büyüdü, ne kadar güzelleşti değil mi? Öyle ya. İnsan gözünün önünde olunca büyüdüklerini pek fark edemiyor. Gülfidan ve Saliha beni ziyarete geldiler geçen gün. Haberim var. Gülfidan'la konuştuk biraz. Kanaatimce izdivaç vakti gelmiştir. Ya peki Gülfidan? O da senin gibi mi düşünür? Bizzat kendi açtı mevzuyu. Âlâ o halde. Münasip bir damat namzeti bulmak icap eder. Velhasıl sen bu işlerde maharetlisin Esma. Bir düşün bakalım. Esasında aklımda biri var hünkârım. Öyle mi? Kimdir o? Silahtar ağa bana kalırsa çok münasip bir damat namzetidir. Bizim Musa. Ta kendisi. Musa Yiğit iyi bir adamdır. Lakin nasıl desem? Mesela Namık gibi ince ruhlu biri değildir. Gülfidan'sa tam aksi. Sence uyuşabilirler mi? Hünkârım, aksi tabiattaki insanların daha iyi anlaştıkları söylenir hep. Neden olmasın? Musa'ya her mevzuda itimat ederim. Aklıma yattı bu iş. Lakin bir de Gülfidan'a sormak icap eder. Kanaatimce Gülfidan'ın da gönlü vardır. Ya. Yine de ben biraz düşüneyim bunu. Müsaade ederseniz hatunların da bir halini hatırını sormak isterim. Tabii. Ben bu manzaraya daha fazla tahammül edemeyeceğim. Hayırlı akşamlar hünkârım. Hayırlı akşamlar muallime. Ne o? Erken mi gidiyorsun? Bu kadar yetti hünkârım. Pekala. Hayırlı geceler. Sultanım, bir şey söyler misiniz? Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne dedi? Hazırlan Gülfidan. Yakında izdivacın olacak. Ben sana dememiş miydim olacak bu iş diye? Çok teşekkür ederim halacığım. Siz olmasanız asla hünkârımızla konuşmaya cesaret edemezdim. Ne demek? Vazife. Besleyenler. Hoşyar zaten başlı başına bir vaka.